Arkadaşlar merhabalar bu videomda ÖSYM nereden nereye analitik geometri serisinde soru çözümü kısmındayız. Bu videomda neler olacak? Bu videoda son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından noktanın analitiği ile ilgili sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. Evet bu soruların içerisinde çok güzel sorular var arkadaşlar. İnanılmaz derecede güzel ve sizi geliştirecek sorular var. Çok güzel bir tekrar aracı ama öncelikle ne yapıyorsunuz? Videonun açıklama kısmındaki linkte 2 numaralı pdf'i indiriyorsunuz. Öncelikle kendiniz çözüyorsunuz. Sonra 2.1 numaralı PDF'te de çözümler var. Onu indirip çıktısını almanıza gerek yok. Oradan çözümlere bakarsınız. Çözümden bir şey anlayamadığınız zaman bazen karışık yazabiliyoruz orada. Ne yapıyorsunuz? Gelip videoya videodan çözümüne bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde olursa en verimli çalışma sistemi bu şekildedir. Haberiniz olsun. Evet çok fazla isterseniz lafı uzatmayalım. İsterseniz çözümlere başlayalım. Evet dördüncü soruyla başlıyoruz. Yani genel PDF'imizdeki dördüncü soru bu. Yani LS 2012 benzer sorusu arkadaşlar bu. Dik koordinat düzleminde PA virgül B noktasında bulunan iki hareketli farklı doğrultularda hareket ederek T inç saniyede sırasıyla A ve B noktalarında bulunuyorlar. Buna göre kaç saniye sonra A ve B noktaları arasındaki uzaklık 17 birim olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? İki nokta arasındaki uzaklığın 17 birim olmasını istiyoruz. İşte bize buradaki t saniyesi isteniyor arkadaşlar. Mesela 5. saniyede şu olacak. Eksi 2 artı 5'e 6 artı 5 şeklinde olacak. O zaman iki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkına bakalım arkadaşlar. X'ler farkının karesi. Normalde karekök içerisinde şu şekilde yazmamız lazım. Şunların farkı. Yani 6 artı t eksi eksi 2 artı t eksi 2 artı t artı bunun karesi x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. Yani 7 eksi t eksi 7 eksi t eksi 6 artı t'nin farkının karesi kare küçüğünde neye eşit olacak? 17'ye eşit olacak. Bla 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 işlem yaparsınız. Ama bunun da bir kısayolu var mıydı? Vardı. Hocam x'ler farkına bakın. T'ler gidiyor. 6 eksi eksi 2 kaç yapıyor? 8 yapıyor. E o zaman burası 8 ise hani x'ler farkı 8 ise Y'ler farkı kaç olursa cevap 17 olur. 15 olursa ama bu artı eksi 15. E, analitik düzlemde uzaklık eksi 15 de olabilir arkadaşlar. Eksi 15'in uzaklığı da artı 15'tir. Artı 15'in uzaklığı da artı 15'tir değil mi? O yüzden buradaki y'ler farkına bakacağız. Y'ler farkı arkadaşlar ne yaptı? E, 7 6 7 eksi 6 1 e, eksi t eksi t. Yani şuradan şuraya çıkartıyoruz ya. Eksi t eksi t de eksi 2 t yaptı. 1 eksi 2 t'nin kaç olması lazım arkadaşlar? ya artı 15 eşit olması lazım ya da 1 eksi 2 t'nin kaça eşit olması lazım? Eksi 15 eşit olması lazım. Buradan arkadaşlar eksi 14 eşittir 2 t'den t'yi eksi 7 buluruz. Negatif bir değer sürede tabii ki kabul edilemez. Olmaz böyle bir şey. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 16 eşittir 2 t'den t'yi de kaç buluruz? 8 buluruz. E evet, t 8 a ve b noktalar arasındaki uzaklık 17 birim olduğu zamanki durum saniye neymiş arkadaşlar? 8. saniyeymiş. O zaman 4. soru. Yani ilk sorumuzun cevabı ne çıktı? Balıkesir çıktı. Geldik ikinci sorumuza. Evet şu bir eşkenar üçgen veri. Eşkenar dörtgen verilmiş ve B noktası verilmiş. B noktası şu şekilde. Arkadaşlar şu eksene paralel olduğu için normalde B noktası da 18'e 12 verilmiş. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa ne yapıyoruz? Eksenler olan dik uzantlarına bakıyoruz. Hop şöyle Hop şöyle. Bunun uzantısı zaten ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Çünkü bu x eksenine paralel olduğu için arkadaşlar. E o zaman burası ne yaptı? Şuradaki uzunluk 18 yaptı. Buradaki uzunluk kaç yaptı? 12 yaptı. Arkadaşlar bu bir eşkenar dörtgenmiş. Eşkenar dörtgen olduğu için bunların hepsi birbirine eşit. Eşkenar dörtgenin e, köşegenlerin uzunlukları toplamı isteniyor bizden. Hmm. Öncelikle ben şuraya bir A diyeyim. Hocam burası da A. O zaman burası da A'ysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 18 eksi A mı kaldı? Evet. Pisagor bağıntısı yapalım mı burada? Yapalım. Haydi bakalım. Şuradaki üçgende Pisagor bağıntısı yapıyoruz. Yapalım bakalım buradaki üçgendeki Pisagor bağıntısını. A kare eşittir. Şuradaki uzunluk kaç? 12. 18 eksi A'nın karesi artı 12'nin karesi. İşlem işlem işlemle A'yı buluruz. 12 varsa seçenekler fazlaydı. Ya 5 12 13 ya 9 12 15 ya da 12 16 20 idi. Burada 13 yazarsam 5 12 13 sağlanıyor mu arkadaşlar? Sağlanıyor. Yani burası 13. Burası da 13 çıktı. Hatta burası da ne oldu arkadaşlar? 5 çıktı. Ama bizden bu istenmiyor ki. Köşegen uzunlukları toplamı isteniyor. O zaman köşegenlerini de çizelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir köşegen bu. Diğer köşegen de bu. Köşegenler nasıl kesiyordu gençler? Dik kesiyordu. E ee, ben burada bu köşegenlerin dik kesmesinden dolayı. Aa bak bak sen şu işe. Şuradaki Pisagor'dan şeyi bulabilirim arkadaşlar. Ee, burada OB uzunluğunu bulabilirim. Yani OB'nin karesi neye eşittir? Bu Pisagor bağıntısı 12 ve 18 değil mi? 12'nin karesi artı 18'in karesinden bulabilirim. Ya da bu 6 çarpı 2 bu 6 çarpı 3 olduğundan bu da OB uzunluğu da ne olacaktır arkadaşlar? 6 kare içinde 2'nin karesi ve 3'ün kareleri toplamı. Kısa yoldan yapıyoruz yine. Unutmadınız değil mi bunu? Evet bu 6 kök 13 oldu. 6 kök 13 oldu. Evet burayı 6 kök 13 bulduk arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? AC uzunluğu var. AC'ye ait bir dik üçgen var mı? Var aslında. Şimdi biz OB uzunluğunu ne bulduk? 6 kök 13 bulduk Bu Bulduk. Yani hocam burası 3 kök 13'e. Burası da ne olacak? 3 kök 13 şeklinde oldu. E ben buraya da bir B diyeyim. Şuraya da bir B diyeyim. Burası da B olsun. Şurada bir Pisagor'dan da B'yi bulabiliriz. Evet buradaki Pisagor bağıntısı. 13'ün karesi de neye eşittir arkadaşlar? 3 kök 13'ün karesi artı B'nin karesinden dolayı Aslında ben daha farklı bulurdum ama Neyse Neyse Hadi bakalım buradan bulalım ee, Bu 13'ün karesi 169 Eşittir 9 çarpı 13 9 çarpı 13 kaç yapıyor 3 kere 9 27 e, 117 yaptı artı B kareye eşit oldu 169'dan 117 çıkartınca kaç geliyor arkadaşlar B karede buradan 169'dan 117'yi böyle çıkartayım ki işlem hatası yapmayayım değil mi İşlem hatalarımız bazen meşhur oluyor 52 oldu. E, B de buradan kaç olacak o zaman? Kök 52 yani 2 kök 13 olacaktır arkadaşlar. Evet buradan da 2 kök 13'ü bulduk. B 2 kök 13 ise AC uzunluğu ne çıkıyor o zaman arkadaşlar? AC uzunluğu da 4 kök 13 çıkıyor. Şunları da silelim isterseniz. Evet 4 kök 13 oldu. Bizden ne isteniyor? Köşegen uzunlukları toplamı. E, o zaman bizden ne isteniyor? 6 kök 13 ile 4 kök 13'ün toplamı isteniyor. Yani 10 kök 13 çıktı cevabımız arkadaşlar. Yani cevabımız 10 kök 13. Yani denizli oldu sevgili gençler. Evet geldik bir sonraki soruya. Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen K ve L doğruları birbirine diktir. Görüyorsunuz. Buna göre L doğrusunun ve bu arada şuradaki noktanın apsisi verilmiş. Şurası aslında 90 derece. Neyse. Şuradaki uzunluk kaç? 3. Burası kaç? 6. Aslında ben bu soruyu Doğru analitiği sorusunda da gösterebilirdim. Doğru analitiğinden de yapabilirdiniz arkadaşlar. Nasıl yapardınız? Hocam bu doğrunun denklemini yazıp buranın hapsi 1 olan noktayı belirlerdiniz. Sonra hocam eğimler e, iki doğru dik kesişmiş. Eğimler çarpma eksi 1'den bu doğrunun eğimini bulurdunuz. Sonra bu noktada belli ise eğim belli nokta belli. Doğru denklemini yazıp y ekseni kestiği yerden bulabilirsiniz. Ama burada 90 dereceler var. Yani ne var burada arkadaşlar? Büyük ihtimalle benzerlik ya da öklit bağıntısı arkadaşlar. E ben ne yapayım? Şuradaki uzunluk 3 birim. Şuradaki uzunluk 1 birim. Şuraya da bir A diyecek olursam. Hocam öklit bağıntısı maalesef yapamıyorum. Aşkare P'ye K uygulayamıyorum. Uygulayamadığınız yerde ne yaparsınız? Alfa beta'ya dalarsınız. Zaten öklitin ispatta da alfa beta'dan gelmiyor mu? Geliyor. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa 90 beta. Burası da alfa oldu mu? Oldu. Arkadaşlar bakın. E, MSU sınavında da çıktı. E, alfa betalı benzerliklerden daha rahat bir şekilde yapmak istiyorsanız bazen tanjant alfa çok kolay oluyor. Tanjant alfa a 1 bölü 2. Aa hocam 1 bölü 2. Ya da şuradaki üçgene bakarsınız 1 bölü 2. Aa, burası 7 bölü 2 çıkıyor falan dersiniz. Ya da benim yöntemle de yapabilirsiniz. Ne diyorduk? Hocam alfadan betaya geçişe bakarsınız. Bu arada burası da beta. Hatta burası da beta. Ters açıdan burası da ne oldu? Alfa oldu. Ya benim yöntem dediğim. Alfa betalı üçgenlerde bak. Alfadan betaya geçiş 1'e 2 değil mi? Aynen öyle. E burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. Yani burası nedir? 2A'dır. E hocam burası 2A ise alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Ya da temel orantı benzerliğinden de yapabilirsiniz. E o zaman burası alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 4A diyecek olursanız daha sağlıklı olacaktır. Yani 4A eşittir 7 ise A'yı buradan ne bulduk? 7 bölü 4 bulduk. Peki bizden ne isteniyor? L doğrusunun y eksenini kestiği yer isteniyor. Yani şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. E bu uzunluğu bulalım. Buradaki uzunlukta ne olacaktır? Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 değil mi? Aynen böyle devam ediyor. Hocam burası a artı 1 ise burası da ne olacaktır? 2a artı 2 olacaktır. Yani çünkü şuraya kadar ki uzunluk a artı 1. a artı 1'in 2 katı. 2a artı 2. Yani y ekseni kestiği noktanın ordinatı 2a artı 2 isteniyor bizden. O zaman 2 çarpı 7 bölü 4 artı 2'den. O da kaç çıktı arkadaşlar? Şu 7 bölü 2 çıktı. Burası 3.5 artı 2'den cevabımız da kaç çıktı? 5.5 çıktı arkadaşlar. Yani 8. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 9. soruya. Evet LYS 2013 benzer sorusu. Dik koordinat düzleminde bir karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar y ekseni üzerindedir. Arkadaşlar bir karenin iki köşesi de ve bu iki köşeyi birleştiren kenar da y ekseni üzerinde. Yani bir analitik düzlem çizecek olursak, analitik düzlem çizdirmeli soru. Bizim şöyle bir kenarımız var arkadaşlar y ekseni üzerinde. Ama nerede olduğunu şu anki cümleden anlayamıyorum. Sadece y ekseni üzerinde olduğunu anlıyorum. Karenin diğer iki köşesi o köşesinin orijinal olan uzakları eşit ve 11'in uzunluğundadır. He. Karenin diğer iki köşesi arkadaşlar bizim karenin bir köşesi buradaysa, hocam karemiz böyledir. Diğer iki köşesinin orijinal olan uzakları böyle böyle birbirine eşit olur mu? Olmaz. E o zaman ne olması lazım? Eğer kalemiz bizim sağa doğruysa bu sola doğru da olabilir fark etmez. Sağa doğruysa birisi böyle üstte birisi altta olması lazım. Yani bizim aslında y eksenimiz nerede arkadaşlar? Bizim y eksenimiz şunu şöyle tam sileyim arkadaşlar. Oradaki kırmızı çizgi orada kalmasın. Bizim y eksenimiz aslında doğrumuz tam burada bir yerde arkadaşlar. Karemiz şöyle bir yerde. Orijinal olan birbirine eşit olması için. Orijinal olan uzakları kaçar birimmiş arkadaşlar. Şu ve şu birbirine eşitmiş. Tam böyle olduğunda birbirine eşit olur. İkisi de aynı bölgede olduğu zaman uzunluklarının farklı olduğunu anladınız arkadaşlar. Yani bu orijinde tam ortada olursa bu şekilde olur. Niye? Tam orta olduğunu nereden anlarız? Bu arada şuradaki uzaklara eşit ve on birimmiş. Burası da on birim, burası da 10 birim. Aa hocam bu tam böyle olursa olur dedik. Bu x kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu mu? Burada oldu. İki eşit parçaya böldüm, böldü. Yani buraya a, a dersem karenin bir kenarı 2 a oldu. E hocam burası da AA. A. a. 1 2 kök 5 üçgeni. A kök 5 eşittir 10 sa. A buradan 10 bölü kök 5 çıkar. Yani kök 5 eşitlerini çarparsak 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 çıkar. Karenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. O zaman karenin bir kenarı kaç yaptı arkadaşlar? 2 a. 2 a dediğimiz nedir? 4 kök 5'tir. Yani bizden alan isteniliyor. 4 kök 5'in karesi kaç yapar? 16 çarpı 5'ten 80 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla 9. sorunun cevabı böylelikle kesir çıktı. Geldik bir sonraki soruya. LS 2013 benzer sorusu. X, Y dik koordinat düzlemi orijin etrafında şekildeki gibi 30 derece döndürüldüğünde bakın 30 derece döndürülmüş böyle. Eksenimiz bu şekilde olmuş. Eksenimiz bu şekilde indikken. burası da dik değil midir? Evet. Önceden de burası dik değil miydi arkadaşlar? Evet. E burası diksen 30 derece döndürüldüğü zaman böyle. Bak burası 60 derece oldu. Burası kaç derece oldu? 30. Hatta burası da kaç oldu? 60. Sonra diyor ki buna göre döndürüldüğünde x üstü y üstü dik koordinat düzlemi oluşturuluyor. Buna göre x y düzleminde koordinatları eksi 1'e kök olan. Bakın x y düzleminde eksi 1'e kök 3 olan noktanın yeni koordinatı x üstü y üstü düzlemindeki koordinatı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani bu noktanın koordinatını bulmak istiyorsak şuradaki yeni x üstüne olan uzaklığı buradaki de yeni y üstüne olan uzaklıklarını bulduğumuz zaman cevap çıkmaz mı gençler? Çıkar. E hocam şuradaki biri kullanayım. Buradaki köküçü de kullanacağım. Arkadaşlar şurası 90 derece 60 90 ise burası 30 oldu. Ters açıdan dolayı burası da 30 burası da 60 oldu. Hatta şuradaki kaç da kaç derece oldu? 30 derece oldu. Şimdi şu uzunluk kaç birim? 1 Bir birim. 30'un karşısı 1 60'ın 60'ı karşısı kaç yapar? Köküç yapar. Hemen burayı kök 3 yazalım. E hocam şunun tamamı 3 kök 3'tü. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Tamamı 3 kök 3. Burası kök 3 ise hatta burası 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 birimdir. Şuraya da bir 2 yazalım isterseniz. Tamamı 3 kök 3 olduğundan dolayı burası da 3 kök 3 olacak. Buraya 2 kök 3 kaldı. Aa hocam burada ne var? Bir 30 60 90 üçgen var. 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı yarısıdır. Kök 3'tür. 60'ın karşısında da 30'un karşısındaki de kök 3 katından dolayı 3'tür. Şimdi şuraya bakacak olursak yeni x'teki şöyle geldiğimiz zaman buradaki uzunluk kaç çıktı arkadaşlar? Kök 3. Şuradaki y'si kaç çıktı arkadaşlar? Şuraya bakacak olursak da burası da 5 çıktı. Yani noktamız ne yaptı arkadaşlar? Yeni noktamız kök 3'e 5 noktası yaptı. Evet cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Koordinat yani her zaman böyle nokta döndürmeyi sormayabilirler. Koordinat eksenlerini döndürmeyi de böyle sorabilirler. Aslında ben bu soruyu şeyde de alabilirdim. Nerede? Dönüşümler. Dönüşüm geometrisinin içerisinde de alabilirdim. Ama çoğunlukla e, şeyden çözüldüğü için nereden? Hani nokta altından çözüldüğü için e, yani dönüşümdeki formülleri hani A virgül B'yi 90 derece döndürdüğümüzde hani B virgül A oluyor ya hani o formüllerden çözülmediği için burada aldım. İstersek, isterseniz dönüşüm geometrisinin sorusunda bir arttırabiliriz arkadaşlar. Bunu oraya alarak. Tamam. Mı? Ama bana göre bu soru nokta altı sorusu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Aha bu soruda LYS 2014'ün çok güzel bir sorusu arkadaşlar. LYS 2014'te sorulmuş. Aslında bunu da dönüşüm içerisine alabilirsiniz ama ee, tamamen çözüm şeyden oluştuğu için nokta analitiğinden oluştuğu için bu şekilde nokta analitiği içerisinde aldım. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi dik üçgen biçimindeki bir karton dik koordinat düzlemine şekildeki gibi üç farklı şekilde konuluyor. Arkadaşlar 0'a 2 kök 5 kök 5 2 kök 5'e kök kökbeş 5 işte noktalar bu şekilde verilmiş. Bu karton koordinat düzleminde kalacak biçimde orijin etrafında 360 derece döndürülüyor. Hmm. Orijin etrafında 360 derece döndüreceksin. Kardeşim sen bunu orijin etrafında 360 derece döndürürken bak şu en fazla uzunluğu burası zaten. Hop şöyle bir dairesel hareket yapar mı arkadaşlar bu? Yapar. Yani bu dönerken bu buraya gelir. Sonra bu buraya gelir. Sonra bu buraya gelir. Zaten sadece bu üçgenin bir kenarı ve burası ne yapar arkadaşlar? En fazla büyük bir yere sahip olacaktır ve dönerken bakın bu kenar şurayı şöyle tarıyor zaten. Yani taradığı için ne olmak zorunda? İşte tam olarak şöyle bir dairesel bir hareket oluşur mu arkadaşlar burada? Ne hangisinden dolayı oluşur? Sadece bu uzunluktan dolayı oluşur. Ama hocam şunu diyebilirsiniz. En büyük uzunluk bu uzunluk ama orijin etrafında döndürüyoruz ya. Bunun orijine olan uzaklığı şu doğrunun en fazla uzaklığına bakarsınız. En fazla uzaklığı zaten bu. Yine buradaki nokta dönerken bu dairesel hareketi yapacak mı yapacak. Mesela bu dönerken bu dairesel hareketi yapacak. Ama bu dönerken zaten buranın hepsine böyle kaplıyor mu? Kaplıyor. Ve orijine kadar şuradaki noktalar da böyle içi dolu olarak mı kaplıyor arkadaşlar? Evet. Çünkü şuradaki noktayı da alsan hop şöyle. Şuradaki noktayı da alsan hop böyle. Bütün içini dolduracak şekilde bir dönme hareketi sağlanıyor arkadaşlar burada. Yani burada bunun içinin tamamı böyle dalar. E, e, tamamını böyle tarar. Ve bu şekilde bir dönme hareketi olur. Taradığı alanlar. E, bu yarı çapı ne oldu arkadaşlar? Yarı çapı 2 kök 5 olan bir daire oldu. Pi 2 kök 5'in karesi. Pi re kareden dolayı bunun alanını buluruz. Pi 2 kök 5'in karesi kaç yaptı arkadaşlar? 20 pi yaptı. Evet burası 20 pi oldu bunun alanı. Şimdi geldik buraya. Hocam buradaki tarama işleminde en uzun olan yere bakarız. Hocam burası 2 kök 5'e kök 5 olduğu için bakın 2 kök 5'e kök 5 şöyle geldiğin zaman burası 2 kök 5 yani buradaki uzunluk 2 kök 5 burası da kök 5. E, kök 5 2 kök 5 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı kök 5 katından dolayı burası 5 yaptı. Hocam bu kısa kenar dönerken şöyle dairesel bir hareket yapıyor. E, bu uzun kenar dönerken daha büyük yapıyor. E, i̇çi dolu mu? Orijine kadar olan kısımda içi dolu mu arkadaşlar? Dolu. Buradakiler de bak dolu kısımlarda şu şekilde bir dönüş yapıyor. O zaman buradaki ben 5'e ait bir dönme hareketi yapacak olursam böyle arkadaşlar. Ne olmak zorunda? Yine içi dolu olmak zorunda. Mesela hop bu buraya gelir. Döndürdüğün zaman hop bu buraya gelecek yine. Döndürdüğün zaman hop bu buraya gelecek şöyle. Yine böyle döndürdüğün zaman hop şur şuraya mı gelecek arkadaşlar? Evet. Bunun dönme hareketi nasıl olacak? Aynen bu şekilde olacak. Bu seferkinin yarı çapı kaç oldu arkadaşlar? 5 oldu. O zaman bunun yarıçap ise işte bize buranın alanı soruluyor arkadaşlar. Buranın alanına bakacak olursak arkadaşlar, pi 5'in karesinden 25 pi olarak buluruz. Evet. Burada K alanını 20 pi bulduk. L alanını 25 pi bulduk. Gelelim buraya. Şimdi burası kök 5 birim, burası 2 kök 5 birim. Eyvallah. Şimdi aynen burası da kök 5 burası da 2 kök 5. Bak dikkat edin burada. Burada dikkat edin. Ben burada dönüş yaparken hocam bunu böyle döndürüyorum. Şöyle bir dairesel hareket. İşte yapılan en çok hata bu arkadaşlar. Sen buradaki noktayı böyle döndürdüğün zaman bak hadi döndür bunu. Sen bunu böyle döndürdüğün zaman ne oluyor? Hocam böyle şöyle bir dairesel hareket oluyor. Yani sen bunu şu zannediyorsun. Yarı çapı bu olan bir daire ama orijin etrafında döndürüyorsun. Orjinin etrafında döndürürken sen bunu şuradaki beyaz bölge dönmede var mı arkadaşlar? Bak yok. Sen bunu adı da almış oluyorsun. Yani sen bu şekilde bir dönme hareketi yaptığın zaman e, tamamın içine alırsan yanlış olur. Ve büyük ihtimalle yanlışınız da burada. Hocam büyük ihtimalle siz L ile M'yi birbirine eşit dediniz arkadaşlar. K alanında küçük dediniz. Yani C'ye han işaret dediniz. Yanlış. Niye yanlış? Dediğim şeyden dolayı. Burada bak içleri doluydu. Orijine kadar olan kısımları döndürdüğünüz zaman dolu dolu oluyordu. Dairenin hepsini alıyor. Ama burada hop döndürdüğün zaman tamam bu daireyi oluşturdu. Ama burada şu beyaz nokta döndüğü zaman beyaz olması lazım. Bize M bölgesinin orijin etrafında dönmesi soruluyor arkadaşlar. E o zaman ben burada bu dönme hareketini yaparken ne yapmam lazım? Öncelikle şunu niye sildiysem ben. Şurası 2 kök 5. Burası kök 5. Burası da 2 kök 5. Öncelikle ne yapmam lazım arkadaşlar? Şunu yapmam lazım. Doğru. Orijinal olan en fazla uzaklığı bu. En büyük daire bu şekilde olacak. Bunda bir sıkıntı yok. Şöyle şunlara baktığın zaman şöyle bir dairesel bir hareket oluştu. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ve lakin arkadaşlar şu beyaz alanı almamam lazım. Beyaz alanı alırken de arkadaşlar orijinal olan yakınlığına bakmam lazım. Yani şuradaki durum orijinal olan en yakın noktası şuradaki dik olduğu yer değil midir arkadaşlar? Bu dik olduğu yer burası arkadaşlar. Orijine en yakın olduğu yer. İşte bu orijine en yakın olduğu yerde şöyle bir dairesel hareket kesinlikle ama kesinlikle boş mu oluyor? Yani bize şuradaki halkanın alanı soruluyor. Öncelikle ben şuradaki uzunluğu bulayım arkadaşlar. Burası kök 5 burası 2 kök 5. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası kaç yaptı? 5 yaptı. Şunun tamamı 5 yaptı. E, hatta ben o işlemi şurada yapayım isterseniz arkadaşlar. Şurada yapayım. Şöyle 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 ve şöyle bir şey var elimde. Şunu da şöyle çizdim. Ben şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım şimdi. Hocam burası kök 5. Burası 2 kök 5. Burası da 5 yaptı. E hocam ben şurada öklük bağıntısından şeyi bulabilirim aslında. E i̇şte alanım alanı her şeyi bulabilirim aslında. Ama ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Yine sevdiğim bir şey var burada. Sevdiğim bir şey ne? Hocam kök 5'e 2 kök 5. 1'e 2 oran var burada. Sevdiğim şeyi uygulayayım. Alfa beta'ya bir dalayım burada. Alfa beta. Bak dikkat et. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. O zaman burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. Yani burası A iken burası 2A'dır. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Burası da 4A'dır. Toplam 5A eşittir. 5 ise A'yı buradan 1 mi bulduk arkadaşlar? Evet. 2A dediğimizde burası 2 mi çıktı? A aynen öyle. 2A dediğimizde 2 oldu. Şuradaki uzunluk 2 oldu. E şimdi biz ne, ne isteniyor? Buradaki boşluğun bu doğruya en yakın uzaklığı bu olduğuna göre Şurası kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda arkadaşlar? Boş olmak zorunda. Yani bizim bu üçgen dönerken şöyle bir halkayı taralıyor, karalıyor arkadaşlar burada. Bak dikkat edin gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar bu. E buradaki halkayı karaladık. Bu halkanın alanı isteniyor. O zaman bu halkanın alanı nedir arkadaşlar? Pi 2 kök 5'in karesi. Eksi görünmeyecek galiba. Pi 2'nin karesi. Pi 2'nin karesi. Görünüyor mu? görünecek şekilde yazayım. Pi 2'nin karesi. Yani 2 kök 5'in karesi ne arkadaşlar? Bir dakika. Kök 5, 2 kök 5 yarı çap 5 yapıyor. Özür dilerim. Pi 5'in karesi olacak arkadaşlar orası değil mi? Evet şurası 5 olduğundan dolayı yarı çapı 5. Dikkat edin arkadaşlar. Şu uzunluk 5. Pi 5'in karesi eksi pi 2'nin karesi. Yani bu da ne yaptı o zaman arkadaşlar? 21 pi'ye eşit oldu. O zaman bizim k alanı 20 pi, l alanı l alanı 25 pi, e, m da ne eşit oldu? 21 piye eşit oldu arkadaşlar. O zaman bizim sıralama nedir? E, k, m ve l mi olacak arkadaşlar? Yani cevabımız ne oldu? Akçay oldu. Gerçekten ama gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Çok hoş bir soru. 2014 LYS'de sorulmuş. Bunun mantığında bir soru gelebilir yine. Yine gelebilir. Bu sefer üçgen döndürmezler. Belki dörtgen döndürürler. Belki yamuk döndürürler. Ee, belki kare döndürürler. Belki kareyi farklı bir yere koyarlar. Ama olayı anladınız. En azından şu üçüncü de anladınız. Bu dönerken boşluğa da dikkat etmek lazım. O yüzden oradaki oradaki şekle en yakın uzaklığı bu. Burası kesinlikle ama kesinlikle boş kalacak. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Gerçekten ÖSYM e çok güzel sorular hazırlamış. Bu sorular bizi acayip bir şekilde analitik geometri öğretmeye itecektir. Evet 14. soru yani bu pdf'in bu sayfasındaki son sorunun cevabı Akçay çıktı. Geldik bir sonraki soruya. YGS 2015'te sorulan bir soru. Dik koordinat düzleminde iki köşesi K 8'e 2 ve L eksi 3'e bir noktalarında bulunan bir dikdörtgenin kenarları eksenlere paraleldir. Bakın Normalde biz analitik düzlem çizmeden basit bir şekilde şekil çizerek sonuca ulaşıyoruz. Ama burada kardeşim eksenlere paralellikten bahsediyor. Özel bir durum var. E bu özel durum varsa ne yapacağız? Analitik düzlem çizeceğiz. Hadi bakalım çizeceğiz. Çizdik. Çizdiğimiz zaman A noktası K noktası 8'e eksi 2. 8'e eksi 2 nerede arkadaşlar? Şurada bir yerde. 8'e eksi 2'yi şöyle bir gösterelim arkadaşlar. 8 eksi 2. Ve öbür noktamız neresiymiş arkadaşlar? L noktası da eksi 3'e 1. Eksi 3'e 1 noktası da burada. Eksi 3'e 1 noktası da L noktasında arkadaşlar. Ve diyor ki dikdörtgenin köşegeni KL ise. Yani dikdörtgenin bir kenarı bu olamaz. Yani şöyle bir dikdörtgen çizimi diyor sana. Bu ne olacakmış arkadaşlar? Dikdörtgenin köşegeni olacakmış burası. Bizim dikdörtgenin köşegeni bu şekilde ise arkadaşlar o zaman bizim dikdörtgenimiz nasıl olacak? Şöyle şu şekilde bir dikdörtgen olacak. Peki burada başka bir şekilde şey olamaz mı? Eksen, ha dikdörtgenin kenarları da eksenlere paralel diyor değil mi arkadaşlar? Evet. Yoksa e, köşegeni bu olan bir sürü dikdörtgen çizersiniz arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle de bir dikdörtgen çizersiniz. Ama ne diyor bize? İki köşesi bu ve dikdörtgenin kenarları eksenlere paralel diyor. O zaman dikdörtgenin kenarları eksenlere paralelse en azından bak bir şey daha öğrenmiş oldunuz. Şöyle, şöyle, şöyle ve böyle bir şey olmak zorunda dikdörtgenimiz. E buradaki noktalardan belli. Hocam burası 8 ise buradaki uzunluk 8 birim. Buradaki uzunluk 2 birim. Değil mi? Ordinatı 2 olduğu için 2 birim burası. Sonra burası 3 birim. Burası kaç birim? 1 birim. E Şurası kaç birim? 1 bir birim. Ben buradaki uzunluklardan dolayı 2 ise burası 2, 1 ise burası 1, 8 ise 8, 3 ise 3 yazdım. Şuranın 11 olduğunu, buranın da 3 olduğunu gördüm. E buna göre bunun alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E bir kenar 11, diğer kenar 3 ise 11 çarpı 3'ten cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 33 çıktı. Yani cevap Edremit oldu. 19. soruda. Genel pdf'teki 19. soru yani. Evet. Geldik Kolay bir soru. Böyle kolay sorular da göreceksiniz arkadaşlar. Olacak da zaten yani. Bütün sorular zor olacak diye bir şey yok. LYS 2015 benzer sorusu arkadaşlar. Bunu orijin odaklı yapmışlardı. Ben bunu 0'a 24 noktasında yaptım arkadaşlar. Her ikisi de aynı mantıkla çözülüyor. İsterseniz bu sorudan sonra LYS 2015'teki şey sorusunu da çözebilirsiniz. Bu soru da çok hoş sorulardan biri. Dikkat edin. Dik koordinat düzleminde köşeleri bakın. Özel bir durum verilmiş. X, X 12'ye 0 ve absitleri aynı. Bir de bir nokta X eksen üzerinde bir, bir nokta da Y eksen üzerinde. Yani ben burada ne yapacağım? Analitik düzlem çizeceğim. Hadi analitik düzlemi çizelim arkadaşlar. Şöyle bir analitik düzlemi çiziyoruz. Bir noktamız nerede? Eksi 12'ye 0 noktasında arkadaşlar. eksi 12'ye 12 0 öbürü de X 12'ye 48 noktasında. Evet eksi 12'ye 48 noktasında. Şöyle bir noktada arkadaşlar. Eyvallah. Şurası eksi 12'ye 0 noktası. Burası da eksi 12'ye 48 noktasında. Ve A, bir, tane nokta bu. A noktası bir tane nokta da bu. B noktası. C noktaları bu arada köşeleri A, B ve C olan. C de herhangi bir yerde. Şurada olabilir, burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Ya yani illa aynı zada olmak zorunda değil. Herhangi bir yerde olabilir arkadaşlar. Ama nerede olduğunu tam olarak kestiremiyorum şu anda. Ama diyor ki C noktaları olan ABC üçgenin iç açı ortayları sıfıra 24 noktasındaymış. İç açı ortayların kesim noktası burada sıfıra 24 noktasındaymış arkadaşlar. He. Benim A noktası burada B noktası burada iç açı ortaylar da burada kesiyorsa C noktası da buralarda bir yerlerde. Hani şöyle bir yerde rastgele bir yer şöyle bir yerde de olabilir C noktası arkadaşlar bilmiyoruz. Ee, bizim ABC şöyle bir yerlerde arkadaşlar. O zaman ABC üçgenini çizelim Şu ABC üçgenini çizdik arkadaşlar. Bu bunu kullanacağım bak. Bak bunu buna dikkat edersen burası hocam 48 noktası. Şu 48 noktasının tam böyle ortasında değil mi? 24 birim burada, 24 birim burada mı? Evet. Birinciye dikkat etmem gereken şey bu. Bir de bu açı ortaylarının kesim noktası. İç açı ortaylarının kesim noktası. Ya adam bize diyor ki buradaki nokta diyor iç açı ortayları sıfıra 24 noktasında kesişiyor diyor sıfıra 24 noktasını şekilde gösteriyorsun. Ama iç açı ortayların kesim noktası olmasını kullanmıyorsun. Biz iç açı ortayların kesim noktasını iç teğet çemberin merkezi olarak da biliyoruz. E bunu nasıl kullanacaksın? E soruda böyle içeriden teğet çember çizmeyeceksin. İç teğet çemberin merkezi ya da iç açı ortayların kesim noktası. O nokta olduğu zaman o noktaya çizdiğin şey ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda arkadaşlar. E o zaman burada da sen şunu şöyle çizdiğinde bu açı ortay olacak. Bunu böyle çizdiğinde bu açı ortay olacak. Bunu böyle çizdiğinde bu da açı ortay olmak zorunda arkadaşlar. Şu açı ortay olacak. Şu da açı ortay olacak. Aynı zamanda bu da açı ortay olacak. Tamam. Bu bilgileri kullandık. E hocam şuna dikkat et. 12'ye 0 noktası. Eksi 12'ye 0. Eksi 12'ye 48. Bu y eksenine paralel mi? Paralel. Ya arkadaşlar bunu yıllardır söylüyoruz zaten. E, açı ortay sorularında özellikle paraya kenarda üstüne basa basa söylediğimiz bir şey. Hem paralellik hem de açı ortaylık olunca ne oluyordu? Z'ye dikkat edin diye söylememiş miydik? Bak paralel kenarda şöyle açıortaylık geldiğinde. Ya bu konular hep bir bütünsel. Bak Z'ye dikkat et diyoruz şöyle. Şunlar ne oldu? Birbirine eşit oldu. Evet e hocam bak bunlar paralel. Z'den dolayı burası da nokta açısı olacak o zaman arkadaşlar. Aa ne çıktı burada? X kenarlık çıktı. Dikkat et burası 12 birim. Dikkat et burası 24 birim. E 12 24 Pisagor bağıntısı bir işime yaramaz. Ama noktaya nokta çıktı. İkiz kenarlık çıktı. E bu x kenarlıktan dolayı arkadaşlar. Bu x kenarlıktan dolayı şunlar birbirine eşit oldu. E bu eşitliği kullanalım o zaman. E hocam burası a iken burası da a'dır. E tamam 24'tü. Buraya da ne kaldı? 24 eksi a kaldı arkadaşlar. E burada Pisagor bağıntısı yapalım. a kare eşittir. a 12'nin karesi artı 24 eksi a'nın karesi mi olacak arkadaşlar? Evet. E burada işlem işlem işlemle a'yı bulursunuz. Vallahi 12 var. 12 varsa büyük ihtimalle üçgendir arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgendir. Oldu mu? Olmadı. 9, 12, 15 oldu mu? 15 koyarsam burası 9 oluyor mu? Oluyor. Yani burası 9. Burası da 15 oldu arkadaşlar. Hatta burası da 15 oldu arkadaşlar. Hmm, çok güzel. Tamam, burayı 9 bulduk. Şurayı şöyle 9 diye göstereyim isterseniz. Şurayı 9 bulduk. 9, 12, 15 ve burası da 15. 15, 9 daha da 24 sağlandı zaten. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Aynı hamleyi yukarıda da yaptığınız zaman da aynı şey gelecek. Z'den dolayı çizgi açısı hocam. Bak aynı şeyler. 12 ise 12. Tamamı 24. E aynı şekilde o zaman burası da B diyecek olursanız. Buraya da 24 eksi B kaldı. E hocam ikizkenar kenar bunlar. Burası da 24 eksi B'den. B dediğimiz yine ne geldi? 9, 12, 15. Hatta burası da 15 gelmiş oldu arkadaşlar. E ne oldu o zaman burada? Burada güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit oldu değil mi? Hatta burası kaç? 12'ye 24 ve bu uzunluk 12 24 bu uzunluk. E hocam o zaman bu bir ikizkenar üçgen çıktı. E ikiz kenarda çizilen bu açı ortay ne olmak zorunda? Aynı zamanda bunun devamı yükseklik olmak zorunda. Çünkü niye? Tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Hocam şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit oldu mu? Oldu. Zaten birbirine eşit olduğunu rahat bir şekilde anladınız. Neden? Sen buradan bir dik çizdiğin zaman buradan dik çizdiğin zaman tabanı keş parçaya böldü burası. 24'e 24 diye. Çünkü burası da 24 burası da 24. E hocam bunlar eşit oldu. E bunlar birbirine eşitse ya daha doğrusu şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit olacak. Yani burası da çizgi açısı burası da çizgi açısı olacak diyebilirsiniz. E bu bir ikizkenar üçgen olduğu için açı ortayın devamı yüksekliktir. Yani bu bir doğrusallık sağlandı. Bunun doğrusal olması bunların paralel olduğu anlamına mı geliyor? Evet. E bunlar birbirine paralelse ne çıktı arkadaşlar burada? Hocam burada bir kelebek benzerliği çıktı. Bak dikkat et. Şurada bir kelebek benzerliği. Başka türden de bulabilirdiniz fark etmez. Kelebek benzerliği çıktı. Zaten C noktasının koordinatları isteniyor benden. Ee, o zaman bu buna paralel olduğu için burası da 90 derece oldu. Paralel olduğundan dolayı sen buradaki noktayı bulursan şuradaki uzunluğu bulursan olay bitti. Çünkü ordinatı belli buradaki noktanın. Hocam buraya ben n dersem kelebekteki oran kaça kaç? 15 bölü 9 değil mi arkadaşlar? Biraz e, karışık oldu. PDF çözümünden büyük ihtimalle bir şey anlamayacaksınız ama e, burası 15 burası 9. Kelebekteki oran 15 bölü 9. Neye eşittir arkadaşlar? N bölü 12'ye eşittir? A aynen öyle. E, buradan 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 5. Bir daha 3'e böl, 3'e böl 4. 4 kere 5 20. N'i buradan 20 buluruz. N buradan 20 ise C noktası ne yapacaktır arkadaşlar? Şunları sileyim kafa karıştırmasın isterseniz. C noktası 20 birim sağda. Şöyle geldiğin zaman 20'ye kaç birim yukarıda arkadaşlar? şurası 20 yaptı. Bu yukarıda olan kısmı da zaten 24 birimdi. Yani 20'ye 24 yaptı arkadaşlar. E o zaman C noktasının koordinatları çarpımı ne yapacaktır? 20 çarpı 24'ten 480'e eşit olacaktır sevgili gençler. Evet zor bir soru mu? Zor bir soru mu? Yalnız ÖSYM bunu sordu arkadaşlar. Sadece bu noktayı nerede yaptı? Orijinde yaptı. Ben biraz daha zorlaştırdım burada olayı. Orijinde olduğu zaman da yine bu hamleleri yapmanız gerekiyor. Çözüm yöntemi yine aynı. Ama orijinde olan değil de ya bu şekilde olan sorulursa arkadaşlar değil mi? Bir de bunu düşünmek lazım. Dikkat edin lütfen. Evet hoş sorulardan zor sorulardan biri. LYS 2015'te sorduğu analitik sorusu arkadaşlar. Böyle analitikte bazen sürprizlerle karşımıza çıkabiliyorlar. Ee, ama burada olayın mantığını anladınız. Adam sana içteye çemberin merkezi ya da iç açı ortayların kesim noktası C noktası diyorsa... Sen buradan çizeceksin açı ortayları. Bu şekilde çizeceksin. İlk hamlen bu olmalı. Bunu unutma. Geri kalan mutlaka ama mutlaka ya eski geometri bilginle ya da analitik bilginle sonuca mutlaka ama mutlaka ulaşırsın. Bakın her şeyi kullandık burada. Üçgendir, dörtgen, yani üçgenleri kullandık, şeyi kullandık. Hemen hemen her şey kullanıldı. Analitiği kullandık arkadaşlar. Benzerliği kullandık değil mi? Bayağı bir şey kullanıldı. Dik üçgen kullanıldı. İşte ÖSYM Böyle 2 senede bir, 3 senede bir bu tür sorularla sürpriz yapıp karşımıza gelebiliyorlar ki 2021 sınavında da biz bunu gördük arkadaşlar. Sınavın en zor sorularından biriydi. Hatta geometri sorularının en zor sorusu o analitik geometri sorusuydu. Ona da geleceğiz arkadaşlar. Sanırım bu videoda olacak galiba bu. Evet bu videoda olacak arkadaşlar. Evet bu sorunun çözümü cevabı Akçay yaptı. Geldik bir sonraki cevaba soruya. Dik koordinat düzleminde kenar uzunluğu 4 birim olan eşkenar dörtgenin bir kenarı y ekseni üzerindedir. Valla adam yine ne diyor sana? Bir çiz diyor. Bu soru da kare sorusuydu. Ben bunu eşkenar dörtgeni çevirdim arkadaşlar bu arada. <laughs> Dik koordinat düzleminin kenar uzunluğu 4 birim olan eşkenar dörtgenin bir kenarı y ekseni üzerindedir. Eşkenar dörtgenin evet bir kenarı y ekseni üzerindedir. Şimdilik böyle bir çizeyim isterseniz. Eşkenar dörtgenin köşegenleri eksi 3'e 5 noktasında. Arkadaşlar eksi 3'e 5 noktasında şöyle ve şöyle geldiğin zaman Eksi 3'e 5 noktasında şurası olacakmış. Köşegenleri burada kesiyormuş. Aa, bizim köşegenler burada kesiyorsa eşkenar dörtgenimiz böyle sağa doğru değildir. Nereye doğrudur? Şöyle sola doğrudur arkadaşlar. Ya aşağıya doğru bakar ya da şeye doğru bakar. Bizim eşkenar dörtgenimiz işte böyledir. Tam eşkenar dörtgeninin köşegenlerinin kesim noktası da neymiş arkadaşlar? Eksi 3'e 5 noktasıymış. Buna göre alanı nedir diye soruluyor. Bu arada tabanımızı kaç vermiş arkadaşlar? Bizim eşkenar dörtgenin bir kenarını 4 vermiştir. E Taban çarpı tabana ait yüksekliği bulacağız. Arkadaşlar burası 90 derece mi? Evet. Şimdi burası köşegenlerin kesim noktasıysa sen bunu böyle çizdin bunu da böyle çizdin. Köşegenlerin kesim noktası işte tam olarak burası. E arkadaşlar şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit değil mi? E bitti gitti. Bak şu üçgenin alanını bulabilirsin. Bu üçgenin alanında şuradaki uzunluk kaç birim arkadaşlar? 3 birim. Burası da 3 birim. Sen şu üçgenin alanını bulursan olay bitti. Çünkü bu alan bu alan bu alan bu alan birbirine eşit. Yani şuraya bir A alanı diyecek olursan A alanı ne eşit? 4 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 çarpı 3 bölü 2. 12 bölü 2'den 6. A bizden eşkenar dörtgenin alanı isteniliyor. 4A isteniliyor. 4 çarpı 6'dan cevabımız da kaç çıktı arkadaşlar? 24 çıktı. Evet analitik düzlem çizdirmeli. Kolay bir soru. Ee, rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir soru arkadaşlar. Evet 28. soru. LSE 2016 benzer sorusunun cevabı C An yaptı. Geldik bir sonraki soruya. LYS 2016 benzer sorusuymuş bu da. Dik koordinat düzleminde y eksenini sıfıra 4 noktasında kesen bir doğru çiziliyor. Bu doğrunun sıfıra 6 noktasına en yakın noktası k eksi 4'e a, a olarak verilmiş. E arkadaşlar bakın analitik düzlemi çiz diye bağırıyor. Özel durumlar var. Eksenler üzerindeki durumlar var burada. O zaman analitik düzlemi biz şöyle bir çizelim arkadaşlar. Şöyle ve şöyle analitik düzlemi çizdik. Sıfıra 4 noktasından bahsediyor. Hocam şurası sıfıra 4 noktası. Bir de eksi 6'ya 0 noktasından bahsediyor. Sıfıra eksi 6 noktasından bahsediyor. Peki bir de diyor ki sıfıra eksi 6 noktasına en yakın bu doğrunun sıfıra eksi 6 noktasına en yakın noktası eksi 4'e aymış. Arkadaşlar 4 noktasından sıfıra 4 noktasından geçen iki tane doğru var. Ya bu doğrudan bahsediyor bize ya şöyle bir doğrudan bahsediyor bize ya da böyle bir doğrudan bahsediyor. Ama arkadaşlar bu eksi altıya e, eksi 6 noktasına en yakın noktası eksi e a demiş mi? Demiş. E, bunun en yakın noktası arkadaşlar burası. Apsi eksi dört yapar mı yapmaz. O zaman bizim en yakın noktası burası mı olmak zorunda? Yani bu doğru olmayacak. Cevabımız burası olacak. Bazen her iki doğru da sağlıyor. O zaman soruda şunu sorabilir. K noktasının orijinal uzaklığı kaç birim olabilir? Ya da her iki doğruya çizdiğinizde de Aynı cevap çıkabilir. O zaman K noktasının orijinal uzaklığı kaç birimdir diye sorabilir arkadaşlar. Sadece olabilir de bir tehlike var. Sen bu doğruya göre yaparsın çıkmaz. O zaman diğer doğruyu da denemek zorunda kalabilirsin. Buna da dikkat edin. Evet K noktasının işte buradaki noktanın bu doğruya en yakın olduğu nokta burasıymış arkadaşlar. K noktasıymış. K noktası da neymiş? Eksi 4'e A noktasıymış. O zaman buradaki eksi 4'e A noktasını kullanalım. Hocam burası hop ve burası hop şöyle. E ben bunu böyle çizince hocam burası 90 derece. Şurası A noktası. Burası da 90 derece. Burası da eksi 4 noktası. E bitti soru. Niye bitti? Normalde bak analitik doğru analitikten çıkmayacak bir soru arkadaşlar bu. Noktalar falan verilmiş şey var. Dikten dik çizilmiş. Ne yapacaksınız burada? Öklit uygulayacaksınız arkadaşlar. E hadi öklit uygulayalım bakalım. Öklit'i nasıl uygulayacağız? Hocam dikten dik çizilmiş. Öklit bağıntısı. Bu arada buradaki uzunluk 4 birim. Yani burası da 4 birim oldu. Evet. Şuraya bir n dersem tamamı 11 birim olduğu için buraya ne kaldı arkadaşlar? 10 eksi n kaldı. O zaman burada 4'ün karesi eşittir. n çarpı 10 eksi n'den ben biraz hissedeyim. Çarpanlar ayırmayla da yapabilirsiniz. Hocam burada 2 çarpı 8 16'tır. Hocam burası n 2 iken burası 2 çarpı 8 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Ya da n 8'e 2 olabilir arkadaşlar. n 8 olursa burası da 2 oluyor. Peki n e 8 yazarsam n e 8 yazarsam Buradaki noktanın napsi eksi 4 yapamaz. Bak 8 yazarsam oradaki şuradaki şuraya kadar gelmesi lazım. Yani n 8 olmuyor. O zaman n kaç olacak arkadaşlar? 2. n 2 ise arkadaşlar şuraya kadar kısım 2. O zaman 10 eksi n kaç yapacak arkadaşlar? 8 yapacak. E buraya kadar kısım 4 olduğu için burası da kaç olmak zorunda? 4 birim olmak zorunda. Ya da burası 6 ise ikisi buradaysa buraya da 4 kaldı. K noktasının orijine olan uzaklığı nedir diye soruluyor bana. Hop şöyle e, noktayı bulup da iki nokta arasındaki uzaklıktan da yapabilirsiniz aslında. Ama ya gerek yok direkt, direkt dik üçgen çıktı mı arkadaşlar burada? Çıktı. K noktasının orijinal uzaklığı kaç yapar arkadaşlar? 4 kök 2 yapar. Nereden? Pisagor bağıntısından şu uzunluğu 4 kök 2 bulduk arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Hoş bir soru. Yine ÖSYM böyle bir soruyla döktürmüş. Yalnız eee... ÖSYM'nin sorduğu soru biraz daha basitti. Nasıldı? Orijine en yakın noktasından bahsetmişti. Ee, şöyle bir doğruyu çizdirip şu şekilde Orijine en yakın noktası yani daha kolay bir soruydu. Ben bu sefer böyle sordum. Soruyu bu şekilde çevirebilir mantığında arkadaşlar. Çünkü ÖSYM biliyorsunuz bazen sürpriz yapıyor demiştik. Biraz önce bir soruyu çözerken arkadaşlar o sürprizlerden biri de neden bu olmasın? Değil mi gençler? Evet, bu soruları yazmak da kolay değil ha ona göre. Evet bu sorunun cevabı bu yaptığı yani LYS 2016 benzer sorusunun çözümü 4 kök yaptı geldik. LYS 2016 benzer sorusu yine. Dik koordinat düzleminde bu noktalarına eşit uzakta bulunan K noktası işaretleniyor. vay eyvah, eyvah ne yapacağız hocam? Normalde bakın 1, 2, 3 tane nokta var. Bu üç noktaya da eşit uzaktaki nokta. Ben bu şekildeyken şöyle soruyu yorumlayamam. Yani çıkmaz ama ben bunu nasıl yorumlayabilirim? Bu üç noktaya da eşit olan uzakta olan bir nokta hocam dairesel bir noktadır. Yani e, şu şekilde bu noktalara bakın düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yerinin merkezi nedir? Bir çemberin nesidir merkezidir diyebilirim. Evet dedik ama noktaları böyle yazdığım zaman şey yapamam. Özel bir durumda yokmuş gibi gözüküyor aslında ama özel bir durumda var. Analitik düzlem çizmemiz lazım burada. Özel durum nedir? Hocam eksi 4'e 1, 6'ya bir. Bak ordinatlarının aynı olması. Hatta ikisinin hapsinin de aynı olması. O zaman analitik düzlem çizip ona göre yorumlayalım arkadaşlar soruyu. Bir tanesi eksi 4'e 1 noktası. Eksi 4'e 1 noktası burası. Öbürü 6'ya 1 noktası. Oo, 6'ya 1 noktası. Burası. Öbürü de 6'ya 7 noktası. 6'ya 7 noktası da burası arkadaşlar. Evet noktalarımız burası. Eksi 4'e 1 noktası. 6'ya 1 noktası. Ve 6'ya 7 noktası. İşte bu üç noktaya yani bu üç noktaya hatta bu üç noktaya ait bir üçgen oluşursa nasıl bir üçgen oluşur arkadaşlar? Oo çok da güzel bir üçgen oluştu. Bir dik üçgen oluştu. İşte bu üç noktaya da eşit uzakta bulunan bir nokta isteniyor. Arkadaşlar o da nedir? Şöyle düşünün. Bir üçgenin bir üçgenin içindeki bir nokta içindeyse eğer Eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri neydi? Çevrel çemberin merkezi değil miydi arkadaşlar? Evet. Yani bir nokta, bir üç noktaya daha doğrusu üç noktaya eşit uzaktaki bir nokta nedir? Tam olarak çevrel çemberin merkezidir. O üç noktayla ilgili bir üçgen oluşturduktan sonra. O zaman arkadaşlar burası çevrel çemberin merkezi olmak zorunda. E, çevrel çemberin merkezi üç durumlu oluyordu. Ya üçgenin içinde ya üçgenin üzerinde ya da üçgenin dışındaydı. Üçgenin üzerinde olması ne zaman oluyordu arkadaşlar? Bakın bu bir dik üçgen değil mi? Evet bu çevrel çemberin merkezi olacaktır. Bu üç noktaya eşit uzakta olan nokta. O da çevrel çemberin merkezi çapı gören çevrel açı 90 derece olduğundan tam burası olacaktır. Yani tam o nokta neresidir arkadaşlar? Bakın şöyle çizdiğiniz zaman tam da burası oluyor o nokta. E o zaman biz bu noktayı nasıl buluruz? Direkt şu noktayla bu noktanın orta noktası olarak bulabiliriz arkadaşlar. Buraya ben x virgül y diyecek olursam x virgül y noktası nedir arkadaşlar? Direkt orta noktası. x 4 artı 6 bölü 2'ye 1 artı 7 bölü 2'dir arkadaşlar. E o zaman burası kaça kaç yaptı? 1'e 4 noktası yaptı. Bu k noktasının koordinatları çarpımı isteniyor arkadaşlar bizden. 1 çarpı 4 isteniyor. Cevabımızda kaç yaptı? 4 yaptı. Güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. E, ÖSYM' de bunu hikayeleştirmişti. hikayeleştirmişti. Yani 3 e, tane karınca var analitik düzlemde. Bunların üçü aynı hızda gidip bir noktada birleştiler. E, o nokta nedir diye sordular. İşte hikaye kısmı da o kısım. Yani 2016'da böyle bir soruyla karşılaştık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel sorulardan bir yere. Geldik TYT 2018 benzer sorusuna. Evet biraz kolaylaştırılmış bir soru galiba değil mi arkadaşlar? Şöyle bir soru. Bu haritada bakın şöyle bir şey. Aşağıdaki define haritası üzerine birim karelere bölünmüş dik koordinat sistemi verilmiştir. Eyvallah. Bu haritada bu simge dikili taçı, bu simge yaşlı ağacı, yeşil simge de az göstermektedir. Az yine burası arkadaşlar. Dikili taş ile yaşlı ağaç arasındaki en kısa mesafe 156. Evet buradaki noktalar arasındaki uzaklık arkadaşlar ne verilmiş bize? 156 olarak verilmiş. 156 olarak verilmiş. E, gerçekte uzunluğunu bulalım. İsterseniz şöyle yapın arkadaşlar. Hocam buradaki nokta 1, 2, 3, 4, eksi 4'e 1, 2, 3, 4, 5, 6. İsterseniz buraya eksi 4'e 6 deyip Şuradaki noktaya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bir noktası deyip iki nokta arasındaki uzaktan normal analitik düzlemdeki uzaklığını bulabilirsiniz. X'ler farkı 12, Y'ler farkı 5, 5, 12, 13'ten 13 bulabilirsiniz. Ya da e hocam analitik düzlemde direkt zaten burası belli. Yani şuradaki uzunluk belli. Şuradaki uzunluğu biz dik üçgene getirip sonuca ulaşabiliriz. Nasıl? böyle bir dik üçgenle sonuca ulaşırız. Ama burada şekil çözüm karışacağı için ben bu dik üçgeni şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yaptığın zaman da yine bizim kısa yoldan çıkıyor zaten. 5 birim burası, 12 birim burası. E o zaman burası da ne olacak arkadaşlar? Normalde 13 birim olması lazım. Yani kağıt üzerinde 13 birim 156'ya denk geliyor. Evet. Kağıt üzerinde 13 birim 156'ya denk geliyorsa Şimdi şuna bakacağız arkadaşlar. Burası. Eksi 4'e 6 noktası. Burası da 8 burası. 9, 10, 11. Burası da 11'e ne noktası arkadaşlar? Eksi 2 noktası. Şu iki nokta arasındaki uzaklığa bakalım. X'ler farkı 15. Y'ler farkı 8. 8, 15, 17 diyebiliriz buraya. Ya da e direkt dik üçgenden dolayı arkadaşlar. Bakın. Şuradaki direkt dik üçgenden dolayı. Burası 8 birim. Burası 15 birim. 8. 15 ne üçgen arkadaşlar? 17 üçgendir burası. E o zaman normal haritadaki 13 birimde 156'ya denk geliyorsa eğer 156 kilometreye denk geliyorsa buradaki 17 birimde normalde kaç kilometreye denk gelir diye bulacağız arkadaşlar. O zaman işler dişler yapalım. Doğru orantı var arkadaşlar burada. E buradan 13x eşittir. 17 çarpı 156. E 13 ile 156 sadeleşince kaç yapıyor arkadaşlar? E 10 ile çarpsam, 11 ile çarpsam, 12 ile çarpsam oluyor. Evet bunlar sadeleşince 12 yaptı. X buradan 17 çarpı 12 yaptı. 17 çarpı 12 de kaç yapıyor arkadaşlar? Sonu 4'lü yapıyor sanırım 204. Ya da tam çarpalım 17 ile 12'ni çarpımı e 34 bir de 17. Evet 204 yapıyormuş arkadaşlar gerçekten. Cevabımız böylelikle 204 çıktı arkadaşlar. Evet güzel sorulardan biri diyeceğim ama kolay sorulardan biri arkadaşlar. 2018'de de böyle bir soruyla karşılaştık. <laughs> Tabi burada birim kareleri vermemişti galiba. Direkt noktaları vermişti arkadaşlar. Noktalar arasındaki normal uzunluktan kilometre bazına geçiş vardı. Aynı mantıkta çözülüyor yine soru arkadaşlar. Sadece bizim burada kolaylaştırıldık. Yani kolaylaştırılmış bir soru. Normal iki nokta arasındaki uzaklıktan da yapılır dik üçgenden de yapılır. Biz sadece burada dik üçgenden yapmış bulunduk arkadaşlar bu soruyu. Ve geldik 2019 TYT sorusuna. Bakalım nasıl bir soruymuş. Emre matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte dik koordinat düzleminin y ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Vallahi analitik düzlem çizeceğiz arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Y ekseni üzerinde özel bir yerde bir nokta işaretlemiş çünkü. Evet, analitik düzlemi çizdik gençler böyle. Y ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Hangi nokta olduğunu bilmiyorum. Bu nokta burada da olur, burada da olur. Aşağıda da orijin üzerinde de olur. Sonuçta y eksen üzerinde bir nokta. Evet sonra işaretli bu noktanın x koordinatını 2 birim arttırıp y koordinatını bir birim azaltarak evet x'ini 2 birim arttırıp y'sini bir birim azaltarak 2 <laughs> birim arttırıp bir birim azaltarak şöyle bir nokta elde etti. Evet. İkinci bir nokta elde etti. İkinci noktaya da aynı işlemi uygulayarak x80 üzerinde üçüncü bir nokta elde ediyor. Hmm. Şöyle geldi. Sonra buradan da arkadaşlar yine iki birim ve yine bir birim giderek nereye geliyor arkadaşlar? Yine iki birim ve yine bir birim giderek x80 üzerindeki bir noktaya geldi. E o zaman burası belli oldu arkadaşlar. Bir bir daha burası kaç yaptı? İki yaptı. İki dört. Şuradaki uzunluk kaç yaptı arkadaşlar? 4 yaptı. Çünkü burası 90 derece. Sağa ve aşağı gittiği için arkadaşlar burası da 90 derece. Şöyle dikdörtgenden dolayı 4 ise burası da 4 oldu. 1, 1, 2 ise burası da 2 oldu. Sonra diyor ki Emre 3. noktayı da aynı işlemi uygulayarak elde edeceği 4. noktanın koordinatı isteniyor. 4 birim sağa gideceğim. 1 bir birim aşağı geleceğim. Pardon 2 birim sağa 1 bir birim aşağı. Sen 2 birim sağa 1 bir birim aşağı gidersen buradaki noktada şu uzunluk kaç yapar arkadaşlar? Şu uzunluğu kaç buluruz? 6 buluruz. Ve bir birim aşağıda. Yani buradaki uzunluğumuz 6'ya eksi 1 noktası yapar. Dördüncü noktanın koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. 6 artı eksi 1'den cevabımız kaç çıkar o zaman arkadaşlar? 5 çıkar. Çok kolay bir soruymuş değil mi arkadaşlar? Evet rahat bir şekilde yapılabilecek kolay bir soru. Ve geldik AYT 2021'in en zor sorularından birine. Aslında zor bir soru değil. Ben ne dedim size? Hocam analitik düzlemle ilgili soru geldiği zaman e, özel 2021'de bunu çok yaptılar. Üçgensel özellikleri sorunun içerisinde çok sordular. Dörtgensel özellikleri sorunun içerisinde sordular. Yani sadece analitik geometri sorusuymuş gibi düşünmeyin. Sadece analitik düzlemde, analitik geometride bir üçgen sorusu ya da analitik geometride bir dörtgen sorusu çözüyor musunuz gibi düşünün. Çünkü kazanımların içinde çokgen, dörtgen de sormak zorundalar. Ee, ama geçen seneki sınava baktığınız zaman sadece analitik çember ve katıcısından oluşuyordu görünürde. Ama öyle mi? Hayır. Bütün geometriyi kapsayan bir sınavdı. Analitik geometrinin içerisinde üçgen sorusu da vardı, dörtgen sorusu da vardı. Dikkat edin buna. Evet, bu son soru gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijin olan Hemen dik koordinat düzlemini çiziyorum arkadaşlar şöyle. Ee, bir köşesi orijinde olan bir üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası evet bir köşesi burasıymış arkadaşlar. Kenar ortaylarının kesişim noktası eksi 4 noktasıymış ve bir de ne varmış arkadaşlar bize? Eksi 5 noktasıyla da ne verilmiş arkadaşlar? Yükseklerin kesişim noktası verilmiş burada. E o zaman ben bunu biraz daha uzatayım. Arkadaşlar hem burada arkadaşlar bir üçgenimiz var. Şöyle üçgenimiz şöyle bir şey olacağı belli. Ya böyle ya da farklı bir şekilde. Ama buradan çizilen burası hem g ağırlık merkezi hem de h yüksekliğinin kesim noktası. Hocam buradan çizilen hem kenar ortay olacak. Hocam buradan çizilen hem yükseklik olacak. Hem kenar ortay hem yükseklik. Hocam hem kenar ortay hem yükseklik. Bu nasıl bir üçgendir? İki kenar üçgendir. O zaman bu açı ortaya olacak. O zaman çizdiğimiz üçgen bu şekilde değil. Daha düzgün çizelim. X kenar olacak. Şuradaki açılar da birbirine eşit olacak. Tamam ben bunu anladım şimdi. Eyvallah. Hadi bakalım düzgün bir şekilde çizelim şimdi bunu. Bizim üçgenimiz böyle bir üçgen arkadaşlar. Şöyle bir üçgen. Şunu çizdik. Peki şuradaki uzunluk kaç birim? 4. Ağırlık merkezi burası. Dikkat edin. 2'ye 1 oran olacak. Yani 4 ise 2 olacak. Şuradaki uzunlukta kaç birim olacak? 1 birim olacak. Hem ağırlık merkezinden geçtik kenar ortay. Hem de burası nedir arkadaşlar? Yükseklik. Aynı zamanda burası da nedir? Açı ortaydır. Peki takıldık kaldık. Soruyu çizdik. Çok güzel. İkiz kenar olduğunu da gördük. Şu bir ikiz kenar üçgen hocam dedik. E bundan sonrasında takıldırız. Çünkü niye? Verilen bilgiyi kullanmıyorsun kardeşim. Verilen bilgi ne burada? Hocam G ağırlık merkezi ya da H diklik merkezi. Bunu kullanmak zorundasın. E nasıl kullanacağız bunu? Hocam ben G ağırlık merkezini çizsem. Vallahi kenar ortaya olacak. 1'e 2 oran olacak. Bir işime yaramaz ki buradaki bilgi. Ya da buradan çizsen yine aynı şekilde. 1'e 2 oran hiçbir şekilde bana bir özel bir durum getirtmiyor. Başka ne yapabilirsin burada? E hocam sen buradan şunu şöyle çizsen. Bu nedir? H'dan geçiyorsa. Bu diklik merkezi değil midir? Evet. Diklik merkezinden geçen yüksekliktir. Belki sadece bu çizim yeterli. Yeterli olmazsa bir de ne yapacağız? Bunu çizeceğiz arkadaşlar. E, e ben bunu çizince özel bir durum oluştu mu? Oluşmaz mı? Niye? Ne oluştu burada? Hocam 90'lar var burada. 90'lar 2 ya da 2'den fazla oldu. 90'lar 2 ya da 2'den fazla olunca alfa beta'ya dalmıyor musun? Dalıyorsun. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta ters açıdan beta beta 90'sa alfa alfa 90'sa beta. E şimdi ne yapacaksın? Üçgenlerin benzerliğini bulacağız arkadaşlar. Ama bana ne lazım? Alan lazım. Aa alan lazımsa Hocam ben buradaki A uzunluğunu bulursam alanı da bulurum. O zaman A'ya yoğunlaşacağız. Alfabetalı üçgenlerde ne yapıyoruz? Üçgen seçiyoruz. Üçgen seçerken de ne yapıyoruz? İki kenarı belli olan üçgen seçmiyor muyuz? Evet seçiyoruz. Bak şuradaki üçgende iki kenarı belli. A'yı bulmam lazım çünkü. A da bilinen kenarlar arasında ya da bulmamız gereken kenarlar arasında aslında. Başka neresi var arkadaşlar? İki kenara belli olan. İki kenara belli olan bir de şu üçgen var arkadaşlar. Bakın şu üçgene alamam. Sadece bir kenar oluyor. Ama şu üçgene baktığımız zaman kenarları A'ya şurası değil mi? 6 değil mi? Aynen öyle. O zaman iki üçgende benzerliği uygulayalım. Alfanın karşısı 1'in buradaki alfanın karşısı A'ya oranı 1 bölü A eşittir. Betanın karşısı buradaki üçgende A'nın buradaki betanın karşısı hop tamamına 6'ya oranına eşit oldu. A kare eşittir alttan. A'yı buradan kök altı bulduk. A buradan kök altıysa hocam burası kök altı burası da kök altı o zaman buradaki uzunluk kaç yaptı? 2 kök 6 yaptı. E bu uzunluk 2 kök 6 ise alan da ne yapacaktır o zaman? Alan da gençler taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2 tabanımız 2 kök 6 yüksekliğimiz 6 bölü 2 yani cevabımız 6 kök 6 yapar. Evet geçen senenin 2021 sınavının en zor sorusu buydu arkadaşlar. Aslında zor sorusu değil de yani konunun içerisinde çok bilgi var. Ne var? Ağırlık merkezi var. Diklik merkezi var. Ondan sonra üçgende benzerlik var. Ondan sonra analitik geometri var. Alan var. 5 tane konuyu birden içerdiği için zor sorulardan biriydi. Hatta ben bu sorunun aynısını analitik geometride değil normalde üçgende merkezleri işlerken bu sorunun aynısını yazdım. Sadece sayılar değişik bir şekilde yazdım arkadaşlar. E orada o soruyu yapabiliyorsunuz. Ama gel gelelim analitiğin içinde geldiği zaman maalesef sıkıntılar yaşıyorsunuz. Analitiğin içerisinde de böyle sorular gördükten sonra analitiği bir kenara koy. Üçgen bilgisiyle ben bunu nasıl, buna nasıl ulaşabilirim? Artık soru üçgen sorusuna dönüştü. Sen analitik düzlemde şekli çizdin. Üçgen bilgisi ya da dörtgen bilgisiyle soruyu çözmeye çalışacaksın. Kafayı oraya yoğunlaştırman lazım. Bu söylediğim şey aşırı derecede önemli arkadaşım. Bunu da sakın ama sakın unutma. Bu ÖSYM'e ÖSYM geçen sene aynen bu şekilde sordu. Hatta geçen seneki sorulara şöyle bir bakacak olursak. Hani 5 tane soru var. 5 tane sorunun 3 üç tanesi üçgen bilgisiyle dörtgen bilgisiyle yapılabilen sorular. Hatta çemberin analitiği sorusu da çember bilgisiyle yapılabilen bir soru arkadaşlar. E, çember analitiğinin bilgisinde bilgisini de kullandıktan sonra tabii ki. Tamam. O yüzden eski bilgileriniz burada çok önemli. Geometride bütünsellik var. Bu bütünselliğe lütfen ama lütfen önem verin arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle Edremit çıktı arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel bir soru. Çok zor bir soru değil. Ama sınavda öğrenciler bir de geçen sene matematikte biraz yıpratmıştı. Matematikten sonra bu sorular öğrencilere biraz daha zor geldi tabii ki. Ama ee, yine şunu diyebiliriz. Geometrinin en zor sorularından biriydi arkadaşlar. Evet böylelikle arkadaşlar bu kısmı bitirmiş olduk. Genel itibariyle bakacak olursak. Genel itibariyle bakacak olursak gerçekten ÖSYM nokta analitiğinde çok güzel sorular ve çok zor sorular sorabiliyor. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Hatta bu soruların mantığını iyi bir şekilde anladıysanız her birinin mantığını çok iyi bir şekilde anladıysanız bak çok değişik sorular var gerçekten şöyle baktığımız zaman. Yani şurada şu soru Ondan sonra şu soru yine. Ondan sonra şuradaki soru arkadaşlar en son soru. Gerçekten sizi çok iyi bir şekilde geliştirecek sorulardır. Büyük ihtimalle bu soruları hakkıyla çözdüyseniz noktan analitinden gelecek soruyu kaçırmanızın imkanı yok. Tamam. Evet böylelikle noktan analitini bitirmiş oluyoruz. Ve noktan analitinde de sorular genelde nasıl gelmiş arkadaşlar? Sözel. Analitik düzlemde size çizdirmeyi yani buyur hazır şekil bu. Hadi sen de işlemi yap şeklinde değil. Nokta analitinde genelde analitik düzlemi bizim çizmemizi istiyorlar arkadaşlar. Buna da lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet gençler böylelikle nokta analitini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda doğru analitik çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.